Nevşehir Anadolu RTV olarak bugün Nevşehir pazarındaydık. Nevşehirli vatandaşlara pazar fiyatlarını sorduk. Bakalım ne yanıtlar aldık. Satışlarınız nasıl? İyi kızım, Allah'a şükür idare ediyoruz yani. Alım oluyor mu? Alımlar ürün az. Ancak bu haftada bahalandı, her şey ucuzdu. 15'ten 20'ye kadar çıkardılar kızım. Aynı devam ediyoruz. Neden artış oldu sizce? Ürün yok. Hava sıcak, dışarının durumu iyi değil. 10 torba getireceğimize 5 torba getiriyoruz. O da bahalandırdık her şeyi. Geçen seneye kıyasla fiyatlar nasıl? Pahalı kızım. Alana ne diyeyim yaz. Onlar da alıp satımı gücü az. Bizim de ürünümüz az. Yani ortalamaya çalışıyor. Yok birazcık çalışma. İyi bu hafta. Çok böyle bir kırgın baktınız sanki. Yorgunluktan. Fiyatlar nasıl? Normal şu anda. Geçen seneye nazaran geçen sene daha düşüyordu fiyatlar. Bu sene de düşük. Alım yok millette. Para yok. Pazarda fiyatlar nasıl? Çok pahalı. Ne kadar bir bütçe hazırlamışsınız pazar için? Valla 200 aç hazırlıyor. Genelde zaten 200'den aşağıya pazara çıkışı demiyor. Her şey alınıyor. Kışlık hazırlıklar yapılmaya başlandı mı? Ona şey dersen 1 milyarı gözden çıkartman gerekiyor. Fiyatlar iyi, normal. Siz neler aldınız? Allah, her şeyi aldık. Ne kadar bir bütçe hazırlamıştınız pazar için? Bütçede limit yok. Ne kadar alsan o kadar para ödersin yani. Kışlık hazırlıklar yapılmaya başlandı mı? Tabii biraz her şey alınıyor yani. Pahalı değil, ucuz. Fiyatlar nasıl efendim? Fiyatlar almış başını üstümüz gitmiş. Toplam 600 küsur civarı para döktü. Kışlık hazırlıklar yapılmaya başlandı mı? Kışlık hazırlıkları biz yurt dışında olduğumuz için öyle bir şeyimiz yok. Önemli değil. Fasulye 250 lira. Fasulye, nohut, mercimek, ana öğün yemek onlar. Bunlar ne ki? Bir günlük, üç günlük yemek. Satışınız oluyor mu? Oluyor, çok şükür yapıyor. Geçen seneye bakarak da biraz bakalı ama müşteri de alıştı yani bu fiyata. Fiyatlar... Vallahi abla fiyatlar 5 lirayı yok. 10 lira, 15 lira zarar yok. İyi idare ediyor. Büyük esnaf düşürüyor aşağı yukarı. Biz 10 lira diyorsa öteki 5 lira diye düşürüyor. Mahvoluyor biz. Küçük esnaf bitti. Bir çuval kupra olmuş 700 lira. Boğun kazanmıyor biz 700 lira. Daha ne diyelim? Ekmeğinizin karşılığını alamıyor musunuz? Yok tabii, ne alacak? Kupra bahalı. Hepsi 10 lira diyorsun, adam zorlanıyor. Ama mecbur kalıyor, alacak diyor, ihtiyacı var. Nasıl fiyatlar? Valla fiyatlar kızım el yakıyor diyebilirim. Niye? Yaz geldi, mevsim gelip geçiyor. Zeptelerimi çoğaldı. Yalnız yine de pahalı. 15 liraya, 5 liraya alıyorduk. Ya 10 gün önce 15 lira diyorlar biberin kilosunu ya. Domatesin kilosunu hem. Yani biraz da vatandaşı düşünmeler lazım yani. Bu konuda ne diyeyim yani. Köylerimizin zeptesi bollaştı. Yine de pahalı yiyoruz. Kışın yine bundan ucuz yiyorduk yani. İnanır mısın yani? Ne diyeyim başka? Pahalılığın sebebi ne sizce? Pahalılığın sebebi savaş mı diyeyim? Ukrayna savaşı, Rusya savaşı mı diyeyim? Bilmiyorum. Orayla bizim hiç alakamız yok. Köylerimiz, kentlerimiz, hepsiler bak bollaştı. Her taraf doldu taştı ama ona rağmen yine de pahalılık devam ediyor. Buna bir dur denmesi lazım. Garibanı var, fakiri var bunda. Köylerimizin sebep vermesi lazım. Herkes alışveriş rahat yapabiliyor. Fiyatlar uygun mu sizce? Tabii, hiçbir sıkıntı yok, çok şükürler olsun ya. Allah devlete zarar vermez. Fiyatlar çok pahalı kuzum. Her şeyi bek pahalı vallaha. Satış yapabiliyor musunuz? Yapıyor, şükür. Buna da şükür kuzum.